İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü'nün haftalık brifingi. Haftalık Batı Ermenistan gazetesinin 43. sayısı yayınlandı. Batı Ermenistan'ın evlatları Mesrop Maştot. Artsak'tan zorla yerinden edilen 30 bin çocuğun haklarının sağlanması için atılan adımlar Birleşmiş Milletler'e sunuldu. Uluslararası Soykırım Uzmanlar Birliği Artaq Cumhuriyetine ilişkin bir kararı kabul etti. Macaristan'daki 19. ve 20. yüzyıllarda Kudüs'ün Ermeni fotoğraf sergisi. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümet Sözcüsü Armeni Huy Sahakyan'ın haftalık basın açıklaması 7 Ağustos'ta gerçekleşti. Sözcü, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan'ın yaz üniversitesinin anlam ve önemini anlattı. Ayrıca Ditsuhi, Tanrıça Anahitada'nın konferansa da değindi. Sözcü, basın açıklamasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'ın konuşmasını da dile getirdi. Ulusal Konsey Başkanı, sanat, kültür ve miras konusunda hazırladığı ve devlet başkanımızın imzasıyla onaylanacak olan önerisi hakkında konuştu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı ayrıca Gomidas Vartabet'in adını taşıyan nişanın hazır olduğunu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti için çalışmalarında yaratıcı ve kültürel faaliyetleriyle öne çıkanlara verileceğini, ilk nişanın ise ölümünden sonra Samvel Garabetyan'a verileceğini bildirdi. Ulusal Konsey Başkanı ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Zimuragan, Bosnubar ve Gomidas Vartabel adlı üç değerli madalyasına da değindi. Batı Ermenistan'ın haftalık Vesten Armenya dergisinin 43. sayısı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Burada çok sayıda dikkat çekici materyal ve tarihi referans yer alıyor. Yeni sayımızda okuyucular hem geçmiş hem de güncel olay ve gelişmeler açısından büyük önem taşıyan çeşitli konularla tanışabilir. Sessizliğin yankıları, Katrin Bosnoyan'ın gözünden 1915'in amansız anısı. Makalede 1915'teki trajik olaylara ve bu olaylara ilişkin uzun süredir devam eden sessizliğe verilen tepkiler sunulmaktadır. Katrin Bosnoyan'ın analizleri okuyucuyu tarihsel hafızanın derinliklerine affedilemez hatalara ve bunların günümüze olan etkilerine götürüyor. Sayının en önemli konularından biri de bölgenin tarihi kökenlerini, kültürel mirasını ve güncel sorunlarını yansıtan Dersim'in mevcut durumu. Haftalık dergi Artsakh Ermenilerinin geri dönüşünün önemini bir kez daha vurguluyor ve bu konunun yeniden siyasi gündeme alınması gerekliliğini vurguluyor. Yeni sayıda Batı Ermenistan'ın Karin Erzurum vilayetinde derin iz bırakan 30 Ocak 1901 tarihli yıkıcı depreme de değiniliyor. Makalede depremin beraberinde getirdiği feci sonuçlar ayrıntılı olarak sunulmaktadır. Western Armenia Haftalık Gazetesi'nin Ermenice, İngilizce ve Fransızca versiyonları resmi internet sitemizde mevcuttur. Ermeni dili ve edebiyatının korunmasını Meslop'a borçluyuz. Eğer onun çalışmaları olmasaydı, Doğu'nun birçok halkı gibi Ermeniler de Pers-Süryani ortamına yenik düşüp yok olacaktı. Aziz Marten Mesrop Maşdos, Ermeni alfabesinin güncel versiyonunun yaratıcısıdır. Maşdos'la ilgili bilgilerin çoğu, Ermeni ortaçağ tarihçisi ilk Ermeni Vakanüvis Goryun'un Maştos'un hazinesi diyebileceğimiz kitabından gelmektedir. Mesrop, Daro'nun bugünkü Muş yakınlarındaki Hatsekat köyünde doğdu ve saray hizmetçisi kralın katibi oldu. Faaliyetleri sırasında Ermenice için kendi yazı sistemine ihtiyaç duyan Maştot, Ermeni Katolikosu Sahak Barte ve Kral Bram Şabuh'un desteğiyle Ermeni alfabesini oluşturmaya başladı. Her ne kadar popüler efsaneye göre Mashtots alfabesinin güncel versiyonunu ilahi bir vizyonla ortaya çıkarsa da Ermeni harflerini icat etmeden önce uzun bir yol kat ettiği ve birçok dil öğrendiği biliniyor. Mashtots bilimsel araştırmalar sonucunda alfabesini Ermeni dilinin karmaşık fonetik sistemini kolaylıkla temsil edebilecek şekilde oluşturdu ve bunu o kadar mükemmel bir şekilde yaptı ki Ermeni alfabesi sonraki 1600 yıl boyunca değişmeden kaldı. Mesut Maştos Ermeni alfabesini oluşturduktan sonra öğrencileriyle birlikte Kutsal İncil'i tercüme ederek Ermenistan'ı gezmiş, öğrenci toplamış ve yeni alfabeyle Ermenice öğretmenin ilk örneğini verdiği okullar kurmuş, öğrenim yazı ve bilim merkezi haline gelen manastırlar kurmuştur. Artahın Amaras Manastırı'nda açılan bu okullardan ilki bugün hala ayaktadır. Maşlut'un Ermeni dili için yarattığı alfabenin önemi göz ardı edilemez. Yabancı imparatorlukların hakimiyeti koşullarında kendisini çevre halklardan ayıran, kendine özgü yazı ve edebiyata dayanan kimlik olmasaydı Ermeni halkının asimile olması ve yok olması çok daha kolay olurdu. Alfabe, Ermenilerin kültürlerini ve kimliklerini korumalarına olanak taşıyan ve birçok komşu halkın tarih sahnesinden kaybolduğu bir dönemde onlara olağanüstü uzun ömür sağlayan bir anahtardı. Mesop Maşdot, Ermeni apostolik ve Roma Katolik kiliselerinin azizleri arasında yer alıyor. Katolik kilisesinde Maşdot'un anısı 17 Şubat'ta kutlanıyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'nin 97. oturumunda Doğu Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasına ilişkin 5. ve 6. ortak periyodik raporunun tartışılması gerçekleşti. Heyette Doğu Ermenistan İçişleri, Dışişleri, Adalet, Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanlıkları ile Haberleşme Bakanlığı temsilcileri de yer aldı. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti heyetine Doğu Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Datevik Stepanyan başkanlık etti. Ermeni heyeti 70'ten fazla soruyu yanıtlayarak çeşitli alanlarda çocuk hakları bağlamında atılan adımları ayrıntılı olarak sundu. En savunmasız çocuk gruplarının haklarının korunmasının sağlanması ihtiyacı özellikle vurgulandı. Heyet üyeleri Artsak'ta zorla yerinden edilen 30 bin çocuğun haklarının sağlanması amacıyla eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarında atılan adımları da anlattı. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitüsü'nün de üyesi olduğu Uluslararası Soykırım Akademisyenleri Derneği 2 Eylül 2024 tarihinde Artsak'a ilişkin bir kararı kabul etti müzenin web sitesinde resmi olmayan bir Ermenice tercümesi mevcuttur. Karar aşağıdakileri kabul ediyor. Artsak'taki Ermeni sivillere yönelik cinayetler ve şiddet, Artsak liderlerinin tutuklanması, Eylül 2023'te 120 bin Ermeninin sınır dışı edilmesi, Bakü'de Ermeni karşıtı nefret söylemi yayılıyor, Ermeni kültürel mirasının yok edilmesi. Karar şunu talep ediyor. Bakü Ermeni savaş esirlerini serbest bırakacak. Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı kararlarını yerine getirmek. Ermenilerin haklarının daha fazla ihlal edilmesini önlemek. Artsak'taki Ermeni kültürel mirasını korumak. Uluslararası toplum Artsak Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkını korumaya, Ermenilerin geri dönüşünü güvence altına almaya ve Ermenilere karşı işlenen suçları tanımaya çağırmaktır. Forer adlı web sitesinin verdiği bilgiye göre Budapest'te Peter Pazman Katolik Üniversitesi Ermeni Araştırmaları Bölümü 20 Eylül 8 Ekim 2024 tarihleri arasında Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle Kudüs'ün Ermeni fotoğrafçılığına adanmış bir sergi ve konferans düzenliyor. Sonsuzluğa Bakış sergisi Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Aula salonunda gerçekleştirilecek. 19. ve 20. yüzyıllarda Kudüs'ün Ermeni fotoğrafçılığı adlı sergisi kutsallık fikrini manzaralar, kentsel ortamlar, patrik portreleri ve layık yaşamı tefsir eden fotoğraflar aracılığıyla sunuluyor. Böylece manevi ve seküler olanı birleştiriyor. Serginin kuratörü Pazman Peter Üniversitesi Ermeni Çalışmaları Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Diana Hazaryan bu etkinliğin dünyanın önemli başkentlerinden birinde yer almasının Kudüs'teki Ermeni sanatını tanıtmak için harika bir fırsat olduğunu kaydetti. Avrupa değil, aynı zamanda Ermeni Macaristan karşılıklı anlayış ve işbirliğinin gelişmesinde de önemli bir adım. Sergilenen fotoğraflar Ermenilere karşı uygulanan Soykırım Armenosit Müze Enstitüsü arşivlerinden, Project Safe Fotoğraf arşivinden, Paris Genel Ermeni Hayırseverler Birliği'nin Nubaryan Kütüphanesinden, Washington Kongre Kütüphanesinden ve Halus Gülbenkian Vakfı arşivlerinden elde edildi. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını gördük. Hoşçakalın.